Recim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barekna havlehu li nurehu min ayatina inna huve semin basir. İn huve illa vahyu yuha allemahu şedidun kuva zumiretin festava ve huve bil ufukin ala summa dana fata della فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوَدْهَا اَوْ اَدَقْنَا وَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَنْ يَرَا وَلَكَدْ رَهُ نَزْلَةً اُخْرَا اِنْدَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَا اِنْدَهَا جَنَّةِ الْمَوَا اِذْ يَعْشَ سِدْرَةَ مَا يَعْشَا مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا تَوَا لَقَدْ رَأَى مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِمْ كُبْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Malum okuduğum ayet, ayetler neyi hatırlattı size? Miraç. Miraç, salı günü Miraç değil mi, salı akşam? Öyle mi? Ayın üçün. Ayın üçün dedi. Ayın üçün. Salı mı geliyor? Salı. Şimdi Miraç Risalesi'nde en çok sorulan soru. İkinci soru, en çok sorulan, bir ikinci soruyu okuyorum, sorabilirsiniz soru, anlamadığınız yeri, ama miraçtır tabii, kolay iş değil. Dersin gayesi şu, veya dersteki takip ettiğim gayesi, 200 sene önce bir mobil kamera ile veya bir cep telefonunda internete girerek dünyanın herhangi bir yerini seyretmeyi söyleseniz, şurada ben şöyle bir alet, canlı ha, böyle dünyayı seyredeceksin. Yani bu pencere, bak gözlük, aynı. Bunu seyredeceksin. Ben mesela canlı yayında Rize'de ana caddede, orada esnaf kardeşi aradı. Kendisi. Ondan sonra bana göstermişlerdi. Mobil sistemine girip ana caddeyi gösteriyor. Rize'yi canlı yayında. Mobese. Mobese emniyet vermiş şeyi, imkanı. İnternette giriyorsun, herhangi bir şehrin nereye bağlıysa caddeyi canlı gösteriyor. Mesela İBB, İstanbul Büyükşehir cep telefonunda trafiği görüyorsunuz. Hatta arabayı, yani arabaların geçtiğini de görüyorsunuz. Bende var yani, kullanıyorum. Onun için yolları değiştiriyorum. Şuradan gideyim, şuradan gitmeyeyim. Yani çok kullanıyorum. Bir şey anlatmak istiyorum, biliyor musun size? Ben şuradan, şu pencereden adama ana caddeden aradı beni. Neredesin dedim. Abi de Rize'deyim. İyi, ne var ne yok nasıl konuşurken oyaladım. Şeyden görüyorum. Girdim. Ana caddede görüyorum. Hemen arkasında el arabasıyla kiraz satan bir adam var. Gözüküyor. Ondan sonra konuşuyorum ama bunu görüyorum bilgisayarımda. Dedim ki bak hele, şu arkanda dedim bir tane kiraz var dedim. O kirazcı, o bir kilo kiraz al. Abi, bir anda şaşırdı. Abi, buralarda mısın? Cep telefonu ya, cep telefonu. Öteki sokaktan bu sokağa, Amerika'dan buraya aynı şey. Kardeş, bu kadar dershanede kalıyoruz yani. Seni İstanbul'dan oraya görmesek. Tamam. Yani Allah Allah. Git. Adam bak sana bakıyor. Git. İyisinden al bak. İki çeşittir orada gözüküyor. İki yanak yapmış. Neyse onu bilmiyordu yani mobeseyi o. Ama yani şimdi bunu şimdi normal değil mi sizin için? 500 sene önceyi düşünün.
1400 sene önce düşünün. Bak bir beşerin, beşerin yaptığı bir kutu, bir pencere, gözlük. Seyretmek şu anda gayet normal değil mi artık? Normal geldi değil mi? En uzağa en yakın, aynı anda. Onu gördüğünü ben de görüyorum. Hazır imiş gibi. Televizyonun için cazip oluyor veya telefon. O seyrettiğin televizyon o değil. Televizyon gelmiş, buraya girmiş. Televizyon gözüyle sen bakıyorsun. Canlı olduğu için. Yani televizyon senin gözündür. Onun arşiliği seyrediyorsun. Bak o içine girdiğin için şiliği seyrediyorsun. Tamam mı? Şili, Brezilya'yı seyrediyorsun. Yani ona bakmıyorsun televizyona. Televizyonla bakıyorsun. Çok televizyona bakmak şu. Mecmuaya, dergiye bakmak gibi. Bu insana keyif vermez. Buna bakıyorsun. Televizyona bakmak değil. Televizyonla bakmaktır. Televizyonla bakmak. Sana göz veriyor. Gözlük vermiyor, göz veriyor. O bakarken sen seyrediyorsun. Ne farkı var ki? Ha canlı yayında adam Şili, Brezilya'yı gösteriyor. Kabe'yi, Mekke'yi gösteriyor. Öyle mi? Ha sen yukarıdan, üçüncü kattan seyrediyorsun. Ha canlı yayın vermiş. Aynı şeyi görecektin zaten. Bunu 100 sene önce düşünebilir misiniz? Düşünemezsin. İşte beşerin yapmış olduğu bir teknolojiyle böyle dünyanın her yerini ve böyle büyük bir ekran olsa duvar kadar belki de 1000 çeşit ufak ufak dilim yapsan, bildiğim için söylüyorum, böyle iş yerlerinde var. Adam tırını seyrediyor, iş yerini seyrediyor. Fabrikanın her birimini koymuş, bölüm tırını da görüyor. Bu ihracat yapan bir tekstil fabrikasını ben gittim, görüştüm. Görüşürken gördüm yani, tamam mı? Her birini görüyor ve şu anda İspanya'da tırım şurada diyor ve tır gözüküyor. Bu beşerin yaptığı bir teknoloji ile yaparsa bu. Bu teknoloji yapıyor bu. Bunu. Bu teknoloji yapıyor. Kendisini yapamıyor ama. Bu teknoloji kendisini yapamıyor. Şimdi bunu düşün. Nereleri seyreder? İşte her bir fikir, her bir kelam ustad sihirdir diyor. Her bir cümle aynı televizyon kamerası gibidir. Sizi öteye taşır. Şimdi ikinci sual. Şimdi onu kullanacağız. Şimdi peygamber hani televizyonla bakıyorduk ya. Televizyona bakarken televizyonla bakıyoruz. Aslında televizyona bakarken içine giriyoruz, kafayı sokuyoruz. Onunla bakıyoruz. İlk önce televizyona buna bakıyorum. Buna bakmak için bakmıyorum. Bununla İçine kafamı sokup televizyon onun baktığı yere bakıyor. O benim gözüm. Şimdi peygamberle bakacağız. Peygamber bizim gözümüz. Onu gösterdiği tamam gösterdiği yere kafasının alnında canlı yayın kamerası var. O nerelere bakmışsa bize gösteriyor. Uzay gemisi giderken rastladı bulutları, toz, gaz şeyleri. Dünyaya taşır gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da uzay gemisi, Miraç denilen, yani kemalat-ı şahsiyeti, torpido gibi, roket gibi, onun içine girmiş, kemalat-ı şahsiyesine girmiş, ondan sonra hissiyatları, fikriyatları dürbün olmuş. Yani duyguları kamera, hissiyatları da çekim, oradan devamlı veri veriyor aşağıya bize. Şimdi onunla hareket edeceğiz. O zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Bana en çok sorulan bu. Dersiniz, kainat onun nurundan halk edilmiş. İkinci bir soru.
O zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz bir de, kainat onun nurunda halk edilmiş. Üç, hem kainatın en ahir, en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Anladık mı abim? Şimdi buna cevap veriyor. 579 sözlerden okuyorum. Ey makam-ı istimadaki insan. Makam-ı istima. Dinleyici. O merak eden. İkinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir. Bu mesele o kadar derin, o kadar yüksektir ki akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. Zerre kadar bir inkişaf etsek var ya bir örnekle. İmana dayandığı için zerre kadar iman inkişafı dünyanın en büyüğünden büyüktür. En büyük nimetten büyüktür. Yani iman esaslarından olduğu için. Yani iman edilmesi gereken, itikat demiyorum da, iman edilmesi gerekenlerden olduğu için Miraç, zerre kadar inkişafı dünyanın en büyük fanisinden de büyüktür. Onun için ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. O kamerayı unutmayacaksınız. Televizyona bakarken televizyonla bakacağız. Şimdi onunla bakacağız. İlk önce bu kelamla. İlla nuru iman ile görünür. Bu mevzu o kadar derindir. O kadar yüksektir ki derin ve yüksek. Derin ve yüksek. Elimi böyle yapmasam derin ve yüksek onu kaçırmış olacaksınız. Anlıyor musun? Okay. Ne kadar derin ve yüksektir. Tabii canım ne dedim böyle bir şey yani. Derin ve yüksek. Miraç. Ezel ve ebed. Ha? Ona nuru imanla ancak bazı şeyler herhalde tabii yeni İslamiyet'i müşteri olanla 30 sene, 20 sene, 40 sene İslamiyet'in içinde yürüyen kişiler aynı şeyi mi öğrenecekler? Aynı şeyi iman ederler ama hakikat itibariyle, hissiyat itibariyle, fikriyat itibariyle elbette ki emeğe saygısızlık olur. Farklı olacak tabii. Müsaade etsin de daha dün iman etmişse bizim hissettiğimizi, seni fark ettiğini fark etmesin canım. Eğer ilk gün bunu fark ederse 30 sene sonra ne fark edecek? Bizim yanımızda kalan çocuklar vardı. İşte bunu Ruş'ta birden görmüştüm, ben görmedim. Yani böyle yapmazdım belki de, o sosyolojici olduğu için ustaydı. Çocuklar kalırdı. Benim kafam almıyordum ama şimdi benim başıma gelince benim kafam alıyor. Çocuklar sabah namazına kalkardı. Sünneti farzı kılardı. Hadi yavrum gidin yatın derdi. Onun için ne diyordum ya, tesbihat var, dönerli ders var, ne katılmıyor? Öğrensinler çocuklar. Tabii bunu biz bir şey diyemezsin tabii abi. Nasıl diyeceğiz ama mutlaka bir bildiği vardı, teslim ettiniz. O konuda hiç tevazu yapmayacağım. Teslimiyetim çok iyiydi. Hiç şeyim yoktu. O anlardı tabii. Kardeşler, şimdi diyorsunuz ki içinizden, niye bu niyet durmuyor? Durdurmadı, yatırdı. Bu yaşta sizin yaptığınızı yaparsa, sizin yaşınıza gelirse ne yapacak? Sıra ne kalır ona? Çünkü sizin yaşa gelene kadar yapmadığı bir şeyler olsun ki sizin yaşınıza gelince yapsın da zevk alsın. Şimdi sizinle eşit olmaz. Şimdi nur imanla bilinir. Niye bunları anlatıyorum? Nur imanla bilinir. Yani biraz ama örnekler de vereceğiz. Ama bu kusura bakmasın. Daha külliyatı bitirmemiş adam senelerden beri buraya geliyorsa, hala külliyatı bitirmemişse biraz uzaktan bakacaktır tabii. Okuyacak yani. Çünkü bu dünyaya okumak için geldik. Bu bedava da yok. Hacı babanın böreği derdir. İşte bu kadar da ucuz değil yani. Ama istifadesiz kalmayız. Ama özürümüz yok. Niye namaz kılmadın? Namaz kılmayı bilmiyordum. Ahiret özür yok. Çünkü öğrenmen lazımdı. Askerde niye tüfeği kullanamadın? Kullanamıyordun. Özür müdür? Askerde özür yoktur. Çünkü sen bilmek için gitmişsin. Fakat bazı temsilat ile o hakikatin vücudu
fehme, anlayışa takrib edilir. Fehim nedir biliyor musunuz? Fehim. Fehim nedir? Fehme takrib edilir. Düşünce. Başka? Anlayış. Anlayış. Başka? Akıl. Akıl. Başka? Ha, şimdi dimağda 7 mertebe var ya abi. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tamam? Şimdi bu dimağda dolu mu abi? Bu kapta. Şimdi burada her çeşit var. Katısı var, suyusu, sulusu var, cıvığı var, bilmem nesi var. Şimdi elek koyar mısınız elek? Elek koyun suyunu alalım. Tamam mı? Bu eleğin adı fehim. İçerlik akılla alakası var mı? O zaman işte okuyacağız veya derse gideceğiz. Böyle farklı bir şey duyunca hadi sonraki okuyuşumuzda tefekkür olacak. Derse gelmenin güzelliği. Ben bu fehimi anlamak için belki 2-3 ay vermişim ama sen o saniyede anladın. Fehim dimağın bütünlüğündeki o süzgeçten hepsi içeriye gitmiyor. Süzülüyor, aşağıda mana oluyor. Çünkü 5-6 tanesi vardı. Pekmez suyu, bal suyu, sirke suyu, bilmem ne suyu. Bir sürü malzemeler vardı. Üzümü ezmiştik, şeftali ezmiştik, armutu ezmiştik. Leğene koyduk mu abi? Onu şey süzgece koy. Hop süzüldü. Aşağıda tek oldu hepsi. Bütün sular tek su. İşte bu süzgecin adı. Ne budur ne budur. Süzgeç. Fehme takrib edilir. Fehme atacağız şimdi. Ne kadar süzerse. Bazı şeyler vermiyor. Aşağıya. Bazı şeyleri veriyor. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. Sen bu arada bilin. Fehim ile ifham arasındaki fark nedir? Fehim bu. İfham. Peki sen bunu sorduğunuz göre nedir peki? O fehim süzgeç. Fehim diyor daha suhuletlidir diyor ifhamdan muhakeme dostu. Evet çünkü burası akan miktar ifham. Çünkü bunu süzdü mü abi? Bu süzüldükten sonra başka yerde süzmek artık çok kolay. İfham etmek çok kolay artık. Ben şimdi alıyorum, tamam içeriye dolduruyorum. İçeriye şimdi süzüyorum. Sonra süzdüm yani. Size ifham ediyorum şimdi. Bu çok gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum. İfham edebiliyorum. Takdim edebiliyorum. İçeriye alınan. Çünkü mesela hani kimde ne aldımsa söylüyorum bak. Elin gavurundan söyleyeceğim. Keşke senden alsan da söylesin. O zaman herkes aldığı yeri söylemesi lazım. Einstein diyor ki bir insan bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsa o kadar kolay anlatır. Bir adam çıkıp da böyle kürsüye ya o çok zordur. O şimdi zordur hakikaten. Bu nasıl anlatılacak diyorsa o anlamamış demek. Çünkü ne kadar iyi anlarsan o kadar iyi anlatırsın. Çünkü sen öyle elini koyup da bununla meşgul olduğunsa onun mutlaka misallerin vardır. Ama bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. Ustad avama da anlatmış değil mi kaderi? Çünkü iyi anlamış. Öyle değil mi? Sadi Teftezani'nin ancak Kul-i Aşere o kitabı değil mi? Elit uydurmasıyla havasa, ulemaya bildirdiği 40 sayfalık kader risalesini avama da çocuklara da anlatmış. Nasıl anlatabilmiş? İyi anladığı için. 2 sayfada. Hem de 2 sayfada diyor. Diyor mu demiyor? Hani çok zordu. Bütün istisnasız, bütün ulema-i İslam haşir naklidir, akli değildir dediği yerde avama da çocuklara da Risale'ni anlatmış diyor. Çünkü iyi anlamış Risale'ni diyor. Çok örnekleri var. Ben ne kadar bu mevzuya hakimsem o kadar rahatım oturmam. Hemen görürsünüz zaten kürse bir hoca çıktığı zaman, böyle ders yaptığı zaman. Yani ne kadar hakim, o kadar hakim. Ne kadar hakimsem o kadar hakim. Ne dedim? Sorusu alamadığını soracaksınız. Sorun. Çünkü çalışmışım. Ve
Başka bir şey okumuyor. Risale'de topluyorum. Fehim nerelerde ne diyor? Tak 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 ne diyor? Onları topluyorum. Şu anda 3 haftayı geçti. Zan uğraşıyorum. Zan. Balon. İçine girdiğimiz balon, yaşadığımızı zannettiğimiz, büyük dünya zannettiğimiz. Oysa fanos. Üzerimize örtülen bir fanos var böyle. Böyle, var ya böyle evlerde bir cam şişe var, kavanoz. Onu su koyarlar, balık. Donup durur. Oo, okyanusta zanneder garibanı. Garibanın kendisini okyanusta zanneder. Öyle değil mi? Çünkü bir yere çatmıyor ki. Köşe olsa kutu zanneder. Ama devamlı daire var olduğu için okyanus zanneder. Fanos bizim zanlarımız. Kur'an'da da çok yer verilmiş. İnşallah bir gün karşınıza hakim olarak zanı. Bugün deseniz bilmiyor. Ama bunu araştırmadan önce çok iyi biliyordum. Lugat manası ile hemen verirdim. Geçin. Şimdi bilmiyor. Okudukça bilmiyor. Daha önce okumadan önce bir ay öncesi deseniz belki 10 dakika konuşurum. İnşallah bir gün böyle bitireyim. Size de takdim edeceğim. İlk önce kendimi merak ediyorum. Küçük dünyam nasıl büyük zannetmiş. Neler onu aktif etmiş. Nelerle ondan çıkmam lazım. Evet. Mevzuya gireyim. Bu arada bazı şeyleri de anlatmak ihtiyacını duydum. Çünkü sizin bilmediğiniz bazı şeyler de var yani. Size zarar veriyorlar. Önerme yapıyorum size. Zarar verenlere fırsat vermeyin. Onların itirazları bana bir şey getirmez. Benim sırtım kalın. Artık şeker erimiş. Tamam. Size böyle zarar verenlerin ağzını tıkayın. Çünkü istifadenize mani oluyor. Onlar çünkü sizin ahiretinizde inkişaf noktasında çok zalimlik yapıyorlar. Anlama öyle kal diyorlar. Müdafaa size aittir. İşte şu kainata nazar hikmete bakıldığı vakit. Birinci şart. Bu kainata nazar hikmete bakıldığı vakit. Azim bir şecere manası görünür. Büyük bir ağaç gibi gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Şecerenin nasıl ki ağacın dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri var. Değil mi? Ağacın dalları var. Sonra ne var? Yapraklar var. Çiçekleri var. Anladık mı abim? Anlayarak gidelim. Şu şeceri hilkatinde bir şıkkı olan alem-i süfrinin, yani bu şeceri hilkat, şöyle hemen baştan söyleyeyim. Ötelerin ağaçları burada ters çalışıyor. Burada toprak saksıya koyarsın, çekirdeği büyür. Ahirette ise kökler yukarıdadır, dallar aşağıdadır. Oradan beslenir. Bunun gibi. Aha, çekirdek aşağı inmiş. Buradan besleniliyor her şey. Bak aşağıdan yukarı değil. Komut merkezi aşağıdan değil, yukarıdan veriliyor. İşte aynı. Dallar aşağıda. Böyle niçin yapıyorum? Dikkat çeksin. Dikkat çeksin ve şuur altınıza gitsin diye. Baskı. Baskı yapıyorum. Subliminal değil. 25. kare. Anladın mı abi? Burası çekirdek. Bunu çok önemli çünkü hayalinizde canlanmazsa bundan sonra bina edemem. Ağaç, çekirdek, aha sana çekirdek. Tamam. Ondan sonra aşağısı. Bu ağacın bir dalı da şöyle, dalları alemi şahat etmiş. Bir dalı. Kocaman bir şeceri hilkat. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. O ağacın. Nur-u Muhammedi. Tamam mı? O çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Yukarıdan aşağı inmiş. O komple ağacın adı Şahsiyet-i Muhammediye'dir. Tamam mı? Meyvesi var aşağıda. Şimdi şey yapıp okuduğum için ama size de şey yapacağım. Meyvesi var. Risale-i Ahmediye. Tamam mı? Çekirdeğin adı neydi? Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi. Meyvenin adı neydi? Risale-i Ahmediye.
Risalet-i Ahmediye. Risalet-i Ahmed. Ağacın zahirisi var. Hakikati Muhammediye. Ağacın arkası batınısı yani. Mahiyeti Muhammediye. Hakikat, mahiyet. Esma, sıfat. Ceset, ruh gibi. Bak, esma nereden çıkıyor? Sıfattan. Esmanın bütünlüğüne unutmayın. Hakikat. Esma'ya hakikat denir. Hakayke şey sabit etim. Mahiyet istidada bakar, sıfata bakar. Onun için mahiyet hep arkadadır. Daha önce. Şöyle daha iyi anlatayım. Buz hakikattır, su mahiyettir. Ceset hakikattır, ruh mahiyettir. Oldu mu abi? Şimdi ben ağacı canlandırıyorum size. Çekirdek Nur-u Muhammed'i, meyve Risalet-i Ahmediye, hakikat-ı Muhammediye, ağacın zahirisi, mahiyet-i Muhammediye, tamam abi? Komplesine böyle sarmalasak, şahsiyet-i Muhammediye geçiyor. Lugat'ta bakarsan, beşi de aynıdır. Ama çok farklı değil mi? Yok, komple. Bu anladık. Şimdi bu ağacın 18 bin alemi varmış. Bir dal, şöyle dalla, alemi şehadet. Alemi şehadet. Alemi sıfır. Anası dallarıymış bunun da. Bunun da dalları var da. Dalları neymiş? Anasır. Anasır ne? Unsur. Unsur, elementler. Nebatat ve eşcar. Nebatat ve eşcar. Nebatat ve ağaçlar. Değil mi? Bitkiler ve ağaçlar. Yapraklarıymış. O dalın. Dalın bir dalın da dalı var. Elementler. Şeyler, yaprakları ise bitkiler ve ağaçlar. Hayvanat ise o dalın çiçekleri. İnsan meyveleri hükmünde görünür. Böyle bir dal yaymış böyle. Ne olabilir? Kiraz değil mi bugünlerde? Böyle bir kiraz salınıyor. Tamam abi, çiçeği de var, kiraz da var. O dal şeceri hilkattan uzanmış alemi sufli. Burası. Dağ. Tamam mı abi? 18 bin tane dalı var. Bir dalı burası. Bu ondan sonra ufak bir dalı. Miraç anlatıyoruz da. Bak nasıl çıkacak göreceksiniz. Ufak dalı ise unsurları karbon, azot, kükürt, demir, çinko, elementler. Bu dalın yaprağı var. Bitkiler var işte. Bu dalın çiçekleri var, hayvanlar. Bu dalın meyvesi var, insan. Tamam. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu elbette şu şeceri azamda da cari olmak mukteza ismi hakimdir. İsmi hakimin iktizası ağaçta kullandığı yöntem, kanun bunda da var. Aynı. Çünkü küçük büyükte, büyükte küçükte gözüküyor. Ağaçtaki kanun, şeydeki kanunda bu Allah bu kainatı yarattı. Bu kainatın yaratılış sürecine aynı benziyor. Aynı. Çekirdeği koyarsın, yalnız burada dünyada aşağıdan yukarı büyür. Ötekisi yukarıdan aşağı büyür. Büyüdü. Zaten Big Bang. O da öyle diyor. Patladı, açıldı. En kesin biz olduk diyor. Yani uyuyor onların tanımlaması. Big Bang'e uyuyor. Yani ağaçtaki kanun aynen bu ağaç, şeceri hilka, Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem demektir o ağaç. Ağaçta neye bahsettiniz belki yeni gelenlerdir. Bu ne ağacı kardeşim? Allah'ın dışında arş-ı azam, lef-i mahfuz, alem-i insan, alem-i mana, cennet, cehennem, domuz, yılan, Cebrail, Mikail, dünya, ahiret, hepsinin adı bu ağaç. O ağacın bir dalı işte burası. İşte elementler dedik, çiçekler ve ağaçlar dedik, hayvanlar dedik, insanlar dedik, tamam. Şimdi bazılar diyebilir, bu ne ağacı bahsediyor. Öyleyse muktezai hikmet,
şu şeceri-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Şimdi biz bu dünyada bakıyoruz ki ağaçlar çekirdeksiz olmuyor. Yani bir çekirdek derken DNA yani genetiği mutlaka bir kaynaktan yapılıyor. Ağaçtaki kanı bu. Hem öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemlerin nümunesini ve esasaya attığını cami olsun. Yani bir çekirdekten, şimdi Nur Muhammedi'den bu 18 bin alem nasıl yaratıldı sorulabilir. Ya bu kadar bir minnacık çekirdekten çınar ağacı oluyor. Gözle gözükmeyen hücreden insan yaratılıyor. Damla demiyorum ha. Hücre gözle gözükmez. Bir hücreden yapılıyoruz. Ben bir hücreden olmuşum. Nasıl olmuşum? Bak bir hücreden olmuşum ama cesedin dışında hudu ve nihayeti olmayan, derinliği ve yüksekliği olmayan istidada sahip. Öyle mi? Yani istidat ve kabiliyetler nihayetsiz. Ve hiçbirisine de hat konulmamış. Mesela aslan zarar verebilir, demir kapıyı kapat gitti. Ama insanlar öyle değil. Komple bine uçurur. Menfaatı da zararı nihayetsiz. Bak gözükmeyen bir hücreden ama maddi ve manevi derinliğime bakın. Derinliğinize bakın. Tamam. İşte bu kanun burada da kullanılıyor. Bak bir işte hücreden insan yapılıyor. Bir çekirdekten ağaç yapılıyor. Allah da bu şecere yani Allah'ın dışında bütün alemler aynen ağaca benzer. O da Nur Muhammed'den yaratılmış. Onun da bir çekirdeği olması lazım diyor. Yani ağaçta gördüğümüz bir kanun var. Genetik. Çünkü binler muhtelif alemleri tazamun eden kainatın çekirdeği hastesi ve menşei kuru bir madde olamaz. Yani mesela düşünün harika bir ağaç düşünün. Ama acayip renklerle var mesela. Daha çok şimdi şeftali değil mi böyle? Çok pembe değil mi? Çok ilgiyi çekiyor. Acayip bir imza atmış. Erikler beyaz gözüküyor. Bir de armutlar herhalde beyaz gözüküyor. Şimdi bunun kaynağı yani kaynağı olmasın. Yani kuru bir şey olsun. Ya nasıl olur ya? Bu kadar mükemmel bir ağacın kaynağı çekirdeği yazılım olmasın. Öyle bir çekirdeğe yazılım yapmış ki bak bunu iyi dinleyin. Harf kullanmadan, sayı kullanmadan ağacı yazmış. Harf kullanmadan yazı yazılır mı? Siz bana söyleyin Ali yazacaksınız ama harf kullanmayın. Bir tarih söyleyeceksiniz harf kullanmayacaksınız. İşte insanın bir hücresinde insanın yazılması, kocaman ağacın çekirdeğinde yazılması harf ve sayı kullanılmadan yazılmıştır. Yoktur. A, B, C, Ç, Elif, P, T, S'si yok. Nasıl bir yazılım? Ha biz şimdi yalnız şeyi görüyoruz. Televizyon ekranında filmler var, acayip gidiyor, derinlik var, su sesi var, ses var, şekil var. Çeşit çeşit sesler var, yerler var. Ama bunun arkası 0011 00011. Ne alakası var şimdi bunlar? Ama şey kullanmış, sayı kullanmış. Var yok 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 var. 0011 0 öyle mi? Bunlar da elektriktir aslında. Bak o da yok. O da yok. O bir gene bir parça gördüm. Biz anlayalım ifadesi. Yani. İfadesi. O arkası da yok. Gördün mü? Daha arkaya gidersek hep o da şey yapacak. Elektriğin enerji olacak. Enerjinin de arkası kuvvet olacak. Esir olacak. Hayda. Rap'ten çıktık yoldan. Peki gözümüzün önünde kötü bir film var. Kötü bir film, iyi bir film var. İkisinin de arkası aynı. Aynı yöntem. Demek ki kötülük burada. Arkada öyle bir şey yok yani. Ya bu kocaman kainat bir çekirdekle nasıl yaratıldı? Araba film ya. Varlık yoklukla yapılmış. Var var var, yok yok yok. Yok 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 yok, var var var. Sıfır sıfır, bir 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 var. Sıfır yokluğu ifade ediyor. Adem. Vücut Adem, vücut Adem, Adem Adem Adem. Vücut 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 vücut. O da yok diyor adam yazılımcı olduğu için. O da anlayalım diyor. Arkasında elektrik şeyler var.
Ya demek ki neyin üzerine duruyoruz ya? Bu filmler, bu bilgisayarlar hep yokluğun üzerine kurulur. Var yok, var yok, yok yok yok, var var. Şimdi bu ağaçta nasıl böyle bir çekirdekten detayına girdim? Ya bu gözümüzün önünde varsayılan, zannedilen üzerine sistemle kuruluyor da. Nurdan niye kainat olmasın? Hem de nur ya. Hem de elektriğin de aslı. O anlattıklarında zaten nurdan yapılıyor. Bunlar, evet. Televizyondaki olaylar, onlar hepsi nurdan yapılıyor. Nurdan yapılıyor. Şer bile nurdan yapılıyor. Elektrik işte. Elektrik nura dönüşüyor. Bu da elektrikçi ya, evet doğru. Bu yazılımcı bu elektrikçi, evet. Elektrik nura dönüşüyor, doğru. Şekile dönüşüyor, şekile. Şekile dönüşüyor. Elektrik değil mi? İşte şu an baksana, lambalar. İşte ve eşyalar, her taraf. Celaskalayı kaldırıyor elektrik. Gözükmeyen şeyi kaldırıyor. Gözükmeyen adamı öldürüyor. Aynasını bulunca aynanın kabiliyetine göre görüntü veriyor. Allah Allah. Aynanın kabiliyetine göre. Çok harika bir örnek. Elektrik yani sobada ısı oluyor. İşte motorda güç oluyor. Süpürge makinesinin hareket oluyor. Ampulda ışık oluyor. Bilgisayar aynen. Bilgi oluyor. Bilgisayarda bilgi oluyor. Cahile katil oluyor. Gebertip ölüyor. Ben görmediğimi inanmam diyen adama tutturuyorsun gibi diyor. Ölüyor ya. Peki nedir? Arkada bir şey yok. Ne katildir, ne halimdir, ne bir şeydir. Yani gözümüzün önünde arkadaşlar. Elektrik her şeydir. Binaya yük taşıyor. Ondan sonra burada ışık veriyor. Öteki tarafta ekmek pişiriyor. O yok yok. Hem de içtikten elde ediliyor ha. Var yok, var yok, var yok. Var ya permanent. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allah'a yakın, Allah'a yakın. Sanki namaz kılıyor. Kıyam ayakta. Secde kıyam, secde kıyam, secde kıyam. Şimdi pervane beygir gibi dolaşıyor. Ya niye böyle duruyor hiç görmemiş adama? Niye dolaşıyor bu? Bunun dönmesi var ya. İstanbul'da nihayetsiz farklı farklı cihazlar çalışması için. Bir yerde fotoğraf çıkıyor. Tekiste yani bu adamın böyle dönmesiyle mi orada yemek pişiyor? Evet. Yani bu adamın dönmesiyle mi fotoğraflar oluyor? Evet. Ya bu adam dönmesiyle bineye mi yük çıkıyor? Evet. Nasıl olur? Oluyor işte. Onun dönmesi şehirde binlerce, milyonlarca cihaz mı çalışıyor? Ha sen de Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Elektrik ünlükleniyor. Ruhsal elektrik. Dima ve kalp. Çünkü elektrik ünlükleniyor ettiğini zaten kendisi söylüyor fizik. Bu elektrikle ruhumuzda ekilmiş olan nihayetsiz cihazlar çalışıyor. Mekanik elektrik elektrik enerjisine dönüşüyor. Ruh şeyinden birbirleşti şimdi. Nuri Muhammed ile. Şimdi ona geleceğim. Mekanik enerji alıyor şey, mekanikten elektrik çıkmıyor. Mekanik olmadan elektrik çıkmıyor. Çıkmıyor. Bu sofistlerin biraz akla yanaşmışlar mevzu bu değil mi abi? Evet he. Ama mesela diyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Ne inip kalkıyorsun? Ne var burada ya? Elektrik imal ediliyor kardeş. Bir tanesi sorun. Bu ne yapıyor diye birisi sorduysa ne inip kalkıyor? Aynı şeyi yapıyor. Şey, Kabe'de de öyle. Lebbek Allahümme lebbek, lebbeke la şerike leke lebbek. Ne aynı şeyi yapıyorlar? Namazda da öyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Onu diyeceksin ki elektrik imal ediyor diyeceksin. Ne böyle yapıyorlar? Elektrik imal etmek için. Aa sana dinamo. Tamam, dinamo. Enduvi de içeride. Tırrrr dönüyor. Beyin enerjiyi imal ediyor. Düşünceler, hareketler, sese, bak şekli sese dönüştürüyorum. Elektrik. Acayip ya, birbirine girmiş kainat da biraz hafif dikkat edeceksin ya. Allah Ekber, 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 Allah Ekber. Aynı şey. Ruh şehrinde nihayetsiz istidat cihazlarını Allah-u Ekber elektriğiyle imal ediyor. Rüzgar yapacak da ben niye imal etmeyeyim? Zaten bir kere hareket kendisi enerji ya. Hani ruhsal enerji alması bile kendisi enerji zaten. Ama ne ilim kalma enerji ya. Musibetler rüzgar mı oluyor o zaman? Evet. Sebepler rüzgar. Musibetler. Musibetler, sebepler hepsi. Hepsi rüzgar.
Seni evirip çeviriyor, evirip çeviriyor, evirip çeviriyor, evirip çeviriyor. Acayip bir şey. Risale-i Nur derslerinin bir güzelliği de çıkıyor. Risale okuyan ve derslere gelen bu malzemelerle çok değişik düşünebiliyor. Misal verebiliyor. Ve iman esaslarını çok rahat kavrayabiliyor. Şimdi Nur-u Muhammed'i gayet rahat. Namazın ne olduğunu, Kabe'nin ne olduğunu, böyle niye dönüp durduğumuzu anladık biraz, değil mi? Ne kadar hoş oldu. Şimdi öyle bir çekirdek ki, yani ağacı yani hiçbir şey kaynaksız olmuyor. İnsan kaynağı var, bilginin kaynağı var, hareketin kaynağı var. Ve bu kainatın kaynağı da Nur-u Muhammed'i. Yani kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere-i kainattan daha evvel on evden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü meyve, çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Şimdi çekirdekten dünyadan bir şey yapayım. Çekirdekten ağaç çıktı mı? Sonra detaya dönüştü mü? İçi dışına çıktı mı? Fihi mafi. Çekirdeğin içi dışına çıktı mı? Allah bu geneli ihata edemediği için insanların bir noktaya cem etmek istedi. Gitti o ağacı süzdü. Meyveye. Meyveye süzdükten sonra kök dahil. Yani, toprak ya şöyle toprak. Çekirdek, ağaç. Meyve verdi. Şimdi kökteki çekirdek dahil hepsini ağacın içindeki meyvede toplanıyor. Meyvenin içinde çekirdek var ya, oraya topluyorum bak. Çekirdek dahil. Bu çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı. Öyle mi? Öyle. Eğer Allah'ın emrettiği gibi kullanırsan bu çekirdekten gelecek sene Allah'ın izniyle bir ağaç çıkar. Yoksa yabanı bir çekirdek olur ve ağaç çıkmaz. Aşılanırsa. Şimdi bu çekirdekler, kökteki çekirdeğin adı ne aydır ne gayirdir. Aynadaki güneş. Aynadaki güneş, semadaki güneş değil. Ama ayna da değil ama semadaki güneşin hassiyetine sahip. Hassiyetine sahip yani özelliğine sahip. Çünkü nurani olduğu için ayna böyle yansıtın gelsin. Gider tarlaya vurur ısıtır. Ama ben kesifim, güneş olmadığım için katıyım, donum, aynada gözükeyim, benim duygularım, isterim yansımaz. Beni böyle tutun böyle aynada, oraya yansımam. Kalırım yani. Ama güneş öyle değil, yansır. İşte nurani şeyler ne kadar aynanın aynası da olsa yansır, taşınır. Ama kalite düşer ama gene kendisi. İşte Nur-u Muhammed'i, o hani camide var ya Allah ve Muhammed yazıyor. Allah vacibül vücudu simgeler. Oraya Rahman Rahim yazılamaz. Çünkü zatı anlatıyor Allah. Onun yanındaki Muhammed yerine Ahmet, Mustafa, Beşir falan yazsanız olmaz. Muhammed de bu çekirdeğin adıdır. Sonra geldi ağaç bütün 18 bin alem dal bu da çiçek verdi meyve. Bu da Ahmet. Risale-i Ahmedi. Ama bazen Muhammed denilir. E kardeşim meyvenin içinde çekirdek var ya. O çekirdeği kastedersen Muhammed'dir. Meyveyi kastedersen Ahmet'tir. Eğer çekirdeği kastedersen köktekini konuşmak içindir. Eğer Ahmet'i kastedersen ağacı bütünlüğünü kastetmiş oluyorsun. Tamam bak bu kadar kolay gidiyoruz. Şimdi Miraç ne olacak göreceksiniz. Miraç neymiş? Şimdi bu çekirdek, çekirdek de kardeşim, çekirdek ağacı bazen bu ağaç aşılanıyor. Yapısı biraz değişiyor değil mi? Değişiyor. Bu aşılandıktan sonra bu çekirdeği atın aşı olarak çıkar. Veya kalemini kesin aynı genetiğini aşılanmış. Yani mesela bizim memlekette bir armutta 4-5 tane armut çeşidi var. Öyle değil mi? Dalını aşılıyorlar. Acayip armutlar yani. Çeşit çeşitten bir ağaçtan 5-6 tane hepiniz biliyorsunuz. Kök aynı ama familya aynı. İşte aşılanmış, aşılanmamış, yamuk, yumuk falan şudur budur. Ha onlar da biziz işte. Farklı farklı insanlar çıkmışız.
Kökü aynı. Aşılanırsan yabanilikten çıkarsın. Aşılanmasın ha böyle bir çekirdek meyve olur ufak mı? Onu hemen bir aşılıyorlar. Hoca eriği çıkıyor. Hoca eriği. Hoca eriğini biliyor musunuz? Ya papaz eriği desem hemen anlarsınız. Papaz eriği ne yapıyor? Papaz eriği diyorlar bir tane. Çok kızıyor. Ne papaz eriği ya? Mesela Fatih kirazı var. Abi Fatih kirazı. Napolyon kirazı diyorsunuz anlıyorsun. Ne Napolyon ya? Fatih kirazı. Papaz eriği değil. Hoca eriği. Arma gidiyor biliyor musun papaz dedikleriniz ama. Herhalde şeyde papazın biraz yakıştırdım. Çünkü acı olunca böyle ısırınca böyle kamaştırıyor ya. Ha olabilir o zaman. Şimdi rahat mıyız? Çar. Bunu aşılamak. Şeriatlar gelmiş aşıladı. Şeriatlar aşılamak için gelmiş. Ağacı. Yabanilikten çıksın. Yem meyvemiz haberi cüzi bir şey oluyor. Kendisine az. Meyveler, kuşlar yiyor ha bu kadar. Ulan bir aşılıyorlar. Kaliteli çıkıyor. Ha, şeriatlar aşılamak için gelmiş. Şeriatlar demek ki aşıdır. Demek ki o çekirdeğin içinde ne var? Nur ve mana var. Nur ve mana nedir o çekirdeğin içinde? O çekirdeğin, o kökteki çekirdek var ya. Yani şöyle diyeyim, kainat böyle şeceri fikat ya, büyük ağaç. Onun kökü böyle yapıyorum. Nur-u Muhammed'i. Bunun içinde iki şey var. İki. Nur ve mana. Ne demek? Nur bu ağacın bu tarafa yönü. Mana ise bu ağacı Allah'a bakan yönü. Çanak antende niye anlarsınız? Uyduya bakan yönü. Kabloyla televizyona bakan yönü. Alıyor, veriyor, gösteriyor. Ama sen çıplak gözle baksan uyduya göremezsin. Kulağınla dinlesen uydunun sesini duymazsın. Ama saç, teneke o gözle görmediğini görüyor, kulakla işitmediğini işittiriyor sana televizyonla. Vahiy de böyle. Hasan abi, nur, mülk, mana, melekütü diyebilir miyiz? Evet. Aynen. Aynen. Çanak anten latifelerimiz, latife-i Rabbaniye. O kablo, hissiyat. Televizyon, cismaniyet. Program, ruh. O gözükenler, alemler. Uyduya da haşa, Allah. İnsanın duyguları Allah'a casusluyor. Öyle bir dersimiz var. Duygular Allah'a casusluyor. Hem de üçüncü ders şu anda. Yani Allah ne olduğunu insan casusluyor. Yani casus var ya, kapıyı aralarsın, ondan bakarsın, alttan bakarsın, üstten bakarsın. Yani ne olduğunu anlarsınız. Allah nedir? Ne bileyim. Ha insan kendi duygu, istidat ve kabiliyet ve latifeleriyle Allah'a bakıyor. Allah'ta kemali mutlak olan o özellikleri insan kendi karşılığında arıyor. Ha Allah bu kainatı yapmış. Nasıl yapmış? Ben odamı nasıl yaptım? Ben nasıl vefalları seviyorum? Nankörleri kızıyorum. Allah da böyle yapıyor diye böylelikle kendi küçük ölçüleriyle Allah'a bakıyor ve casusluyor. Allah'a casusluyor yani oradan malumatlar alıyor. Demek ki Nur-u Muhammed'i, Nur-u Muhammed'i içerisinde iki şey var. Nur ve mana. Sende de öyle. Hani dedik ya aşılan bu ağaç gövde çıktı. Şükür. Çıktı mı abi? Daha bu da aşılandı. Bu gövde Nur-u Muhammed'inin şurası çekirdek. Ondan sonra bunlar insanlar. Aşılanmamış. İnsanlar çıktı. O meyve biziz. O da o. Aşılanma çeşitleri. O meyvenin içerisinde çekirdek var. O da o Nur-u Muhammed'inin aynısı sende de var. Kainatın başı sende var. Yani bakın şuraya. Çekirdek, toprak, çekirdek. Bu çok önemli. O kadar acayip ki ölümden kurtulacaksın ölüm korkusundan bak. Çünkü çok uğraştım. Nasıl bu kadar basit anlatıyorsun? Çünkü çok uğraştım, hasmettim. Benim alemimde kesin bu. Bak, bu toprak, çekirdek, ağaç oldu mu abim? Meyve verdi mi? Meyve verdi. Bu meyvenin içinde çekirdek var mı?
Var. Bu çekirdekle bu kökteki çekirdek aynı mı? Aynı. Çekirdek itibariyle, ene itibariyle, senin mahiyetin itibariyle sen kainattan öncesin. Cebrail'den öncesin. Ağaçtan öncesin bak. Bu meyvenin içindeki çekirdek meyveden öncedir, yapraktan öncedir, daldan öncedir, kökten, gövdeden öncedir, kökten de önce değil midir? Yani bu meyvenin içerisindeki çekirdek ağacın komplesinden önce, yani kökteki çekirdeğin aynısı değil midir? O zaman ağaçta bulunan cehennem, cennet, Cebrail, ölüm, kaza, bela, bunlar ne varsa işte bu ağaçtır, şu kainat. Kardeşim sende bir şey var, meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Onu inkişaf ettirirsen şunla, yani bu meyvenin içerisindeki çekirdekle kökteki çekirdeğin bağlantının adı miraçtır. Hayt-i ittisaldır. İkisini birbirine bağlıyor. İkisini birbirine bağlıyor miraç. Bu dersler de miraçtır. Miraç demek bir yere bağlamak ve taşınmak. Bak bir şey anlatacağım şimdi size. Yaslandınız mı abi? Çok mühim bir şey ama. Heyecanlandırıyor beni. 23. söz. Bilmediğiniz bir yer değil. Ama bildip de es geçtiğimiz bir yer. İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Ne demek nispet ediyor? Aman. Bağlıyor. Başka ne diyecektiniz ki? Öyle. Katı budur. Peki. Gene devam ediyor. İman bir intisaptır diyor. Nedir intisap? O da bağlıyor, bu da bağlıyor. Nasıl oldu? İkisi de bağlı. Bak bir daha söylüyorum birincisi. İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İkincisi, devam ediyor cümle. İman bir intisaptır. İntisap bağlılıksa, nispet de bağlılık olursa, bir kere yazım hatası mı var? Nispet, N, İ, S, B. Ötekisi intisap, yazısı farklı. Manası nasıl aynı olacak? İman, insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nesebini gösteriyor, aslını taşıyor. Aslını sana gösteriyor. İmanla, bak nispet ediyor, nesebini gösteriyor, soyunu, genetiğini, aslına taşıyor iman seni. Senin aslın Allah, esma yani. Bah değil nispet ediyor. Nispet nesepten geliyor, nesebi, kaynağından, genetiğinden bahsediyor. İman senin genetiğine taşıyor. İman aynı zamanda miracındır. Aslına götürüyor seni. Bu aslına tanıştırınca seni, bu sefer oraya gitmek istersin. Ha iman bir intisaptır. Aynı zamanda intisap. Çünkü iman iki şeydir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet demek aslına nesebine bakar. Nurdur istidat ve kabiliyetlerimiz evet sonsuzluk istiyor mu? Ahiret bizi oraya bağlıyor. Çekirdekteki nur ve mana gibi mi abi? Aynen. Aynen abim. Bak. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Geçtik. Ne demek? Bak, nur şu. Ebed istiyor muyuz? Sonsuzluk istiyor muyuz? Bir anda her yerde olmak istiyor muyuz? Ama dünyada mümkün mü bu? Yok. Şimdi imdat diyoruz. Yani ahiret istiyoruz, ebed istiyoruz. Dünyada yok. O zaman imanın nuru diyor ki, kuvveti değil. İmanın kuvveti yok burada. İmanın nuru diyor ki, senin fıtratının istediği yer orada. O da diyor ki, buyur. Kim ne istemiş? Ahiret diyor ki, kim? Biz de diyoruz ki fıtraten, sen kimsin? Ben ezel ve ebedim. Yani ezel ve ebedin zeminiyim. Sonsuzluk bende. Ya, sen neresisin? Ben ahiretim. Ha, imani bil ahiret. Ahirete iman, imanın nurudur. Allah'a iman, imanın kuvvetidir. Çünkü mazini değiştiriyor. O zaman arkadaşlar, iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor, nesebini gösteriyor, aslına taşıyor, aslını gösteriyor, aslına tanıştırıyor demektir. İkincisi de seni ona bağlıyor. Mecul olan tarafı mı abi? Bu ikisi, iman, mecul diyelim. Nesebi, yani Nur-u Muhammed'in ikili var, nur ve mana. Mana, nesebini gösteriyor. Yani bir şeyin kaynağı. Mesela şimdi bu adam kürsüde konuşuyor. İlk önce derler. Ne konuştuğu önemli değil. Kim bu? Kimin adına konuşuyor? Nereyi temsil ediyor? Nerede yetişti?
Öyle derler hemen. Oo, ne acayip şey anlatıyor, hiç kimse demez. Asır böyle bir berbat bir asır. Onun için zaten şey de ne dediğine değil, kimin için demiş bunu. Tamam. Ha şimdi demek ki iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Genetiğini taşıyor. Aslına taşıyor seni. İntisaptır, bağ ediyor. İşte Nur-u Muhammed'in her tarafta aynı örülmüş mantık Risale-i Nur'da. Nur ve mana, nur, ima, bak enedeki Nur-u Muhammed'deki nur, imanın kuvvetine bakar. Nesebine bakar, nispet ediyor. Aynı çoğaltırsınız. Ve imanı bil, imanı billah'tır. Bak, imanı billah, Allah'a iman. İmanı bil, yevmil ahir. Allah'a iman. Peygamber iman. İkisini tanımlıyorum aşağı doğru bak. Allah'a iman, peygamber iman. İman, Sani Zülcelal'ine nispet ediyor, nispet. İman, kuvvettir. İman, nokta istinattır. Şimdi buna geliyorum. İman bir intisaptır. İman nurdur. Burada manaydı. Nurdur. İman ahirete iman. İman demiştik. Bu imanın nuru. Ahirete iman. İman-ı bil ahirettir. Nokta istimdattır. Kitap okuyanlar için söylüyorum. Yeni gelenler nokta istinat ve nokta istimdat anlamayabilir. Yani şu. Dayandığı nokta istinat. Bu Allah'a iman. Allah'a dayanmak. İstimdat yani imdat. İsteklerin var. Bağırıyorsun. Ezel, ebed istiyorum. Hastalık istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bağırıyorsun. Kimse senin isteğin bende vardır diyen yok. Ancak ahiret diyor ki bende var. Yani bağırmamıza cevap veren yer istimdat. Bağırmaya verilen cevap. Neresidir? İman-ı bil ahiret. İşte ölümde nasıl kurtulacaksınız dedim. Bu topraktaki çekirdekle meyvedeki çekirdek aynıdır. Bu çekirdek bilincimiz artarsa bu çekirdekle bu kökteki çekirdek arasındaki bağ, fikir, his ne kadar terak ederse miracımız oluyor. O zaman bu çekirdek itibariyle sen kainattan önce olunca ne Cebrail kalıyor, ne Azrail kalıyor, ne cennet ne cehennem kalıyor. Hep bu tarafta kalıyor. Yani bu meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle kainattan, Cebrail'den öncesin. Cennetten öncesin. Bu çekirdek itibariyle cennet senden yapılmıştır. Arş senden yapılmıştır. Cebrail senden yapılmıştır. Hakikati Muhammed'e cihetiyle değil mi? Evet. Hakikat Muhammed. Buradan kökte, korku, şu kökteki çekirdekten koparırsan bu meyvedeki çekirdek olur mu? Yani bu çekirdeğin timsali olmak olduğundandır. Ama bu çekirdekten koparırsan burada çekirdek olur mu? Buradaki çekirdek, buradaki çekirdeğin fotokopisi olma hasebiyle. Aynadaki güneş, güneşten koparırsan aynada güneş olur mu? Ayna güneşe tutulmak suretiyle bu aynadaki güneş, güneş denilebilir. Mahiyet insanı birdir. Diye. Mahiyet insanı birdir. Arkadaşlar şimdi miraç o kadar kolay ki meyvedeki çekirdekle kökteki çekirdeğin haydi ittisalıdır. O bütünlüğü. Tak. Abi iman yoksa meyvenin kopmuş hali mi? Bağ kopuyor. Hiç şey yok. Yani kopmuş diyor. Usta şöyle diyor. Meyve dalından kopmuş. Daha çekirdek olgunlaşmadan çekirdek olmamıştı. Meyve biliyorsunuz. Meyve daha böyle hamken içindeki çekirdek beyaz olur değil mi? Ben eriği ısırdım da bugün dün. Eriği ısırdım daha tazeymiş. Tam ortadan kestim. Çekirdeği gördüm. Neydi biliyor musunuz? Biliyorsunuz erin çekirdeği çok... Su gibi ya beyaz. Ama çok serttir değil mi? Taş gibi. Ha, eğer meyveyi önceden koparırsanız, yani aslıyla hareket etmezse, mesela. Bu sistemden, evet nesebinden koparsa, nesebiyle koparsa, bağ da koparırsa, bu meyve daldan düşmüş. Aşağı düşünce, daldan aşağı düşmüş.
Orası da bir yer. Ama artık böcekler yer, kuşlar yer ya. Gaflet ne peki abi? Gaflet işte bu aslında alakayı kesmek. Yani, imansızlıkla şey ama değil. Yok. Bağlı. Gaflet ne? Mesela orada duruyor ama oluşmamış. Kafir ise kesilmiş aşağıdan. Yok. Gaflet bilmemek değil. Bilip bilinde bilincinin şuurunda olmamak. Meyve vardır. Çekirdek vardır ama kökteki çekirdeğin dışa vuruş olduğunu bilmemek bilmiyorsa bitmiştir o. Olsa ne olur? O zaman bu adam nedir? İman etti ama bu dersleri bilmiyor. Tam bunu cennetine koyacak Allah. İman etti, namaz kıldı, cennetine koyacak. Ama cennete mahkum olacak. Tövbe, mahkum demeyeyim de cennete girecek. Ama bu dersleri duyan adam Nur-u Muhammedilere, cennetten üstün olan arşlara, lef-i mahfuzlara, arş-ı azamlara, kab-ı kavsenlere, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gitti, dönerken cennete girdi, cehennemi gördü. Cennetleri geçecek. Kendi hakikatine gidemeyecek yani. Kendi hakikatine gidemeyecek. Yalnız hizmet sunulan bir yer. Harika! Her şey var. Ne istemiştin dünyada? Huri istemiştin. Ne istemiştin? Para, pul, her şey var. Ne istemiştin? Çikolata. Çocuk öyle diyor. Tamam. Hem de her çeşidi. Bir an bir ana benzemiyor. Daha bir şartımla gelmez ki. Ama bir adam var. İsteyene ver onu diyor. Bana kendim gereksin beni. Kendim diyor. O onun farkında olacak mı abi? Yok hiç olmayacak. O zaman zulüm olur. Niçin olmayacak? Burada olmayan orada olmayacaktır. Çünkü verilene verilecektir. Kim bu? İsteyene verilecektir. O zaman senin orada olmanın şeyi ne yani? Yani orada da aynı hakikat var ama o bir hakikatin ama sen aslını tanımamışsın. Çünkü cennet iki tanedir. Bir umumi, bir hususi. Yani umum cennette berabersin ama hususi cennetin adam kim kime ittim duma. Adam cennette ama nihayetsiz merak etme orası şey değil ama kendi aslına, hakikatına, isteğine ver onu. Bana, beni gerek beni. Yani seni gerek seni. Yani kendini tanımayla mümkün ya bu. Ya neler bizi bekliyor ya yaşasın işte elhamdülillah ölüm. Yani ölüm demek bu çekirdeğin tekrar toprağa gömmek çürümeyle çürümektir ağaç olmak. Çürümek demek ağaç olmak. Çürüdü ağaç çıktı değil. İkisi aynı anda oluyor. Çürümek çıkmak demektir. Çıkmak çürümek demektir aynı şey. Yani bu dünyadan gitmek için bir yer şey değil, an değil. Onun için mevt, tebdil-i mekandır. Odadan odaya geçmek değil, odayı değiştirmektir. Üzerindeki battaniyeyi kaldırmaktır. Yani bir süreç yok, onu anlatmaya çalışıyorum, kendimi yırtıyorum. Hani buradan çıktı da oraya gitti. Ruhumuz gitti de falan yok. Aynı anda oradasın, hiç verdi de ismi itti. Yani et değil, ahiret dünyanın üzeri bitişi değil, öteki arsa değil. Dünya ahiretin üzerindeki tenteneli perdedir. Suyun üzerindeki köpük gibidir. Öfle suyu, hemen köpüğe suya in. Kabir. Gittik suda. Suya koydular seni. Hop aşağıdan gitti ama her taraf köpük. Kimse görmüyor aşağıda neyi attığını. Mesela seni attılar diyor. Köpüğe adam atsana. Hiç kimse görmez. Hop gitti ama her taraf su, köpük. Yani sana diyor herkes Rabbini perdesiz dağdasından kurtuluyor. Şimdi mana ismine baktığı zaman burada dünyada perde. Ama orada mana ismi olmadığında herkes mana harfi görecek. Ben hakikat burada mana harfiyle zaten görüyor. Ağamın orada göreceğini burada göre ile hakikat. Mana harfi çektiğini. Ama İsa Aleyhisselam'ın iki ayeti var ya zikrettim de arada kaçtı. Ömer onu soruyordu yani kime verilecek? Bunlar paldır küldür verilen şeyler değil. O cennet veriyor merhamete. Bu hakikatler yani bu isteyene diyor. İsa Aleyhisselam'ın ayetinin mealini söylüyorum. İsteyene verilecektir. Peki istedin buradasın bu dersi dinliyorsun oturdun sabrediyorsun. Bu istemektir sana veriliyor. Ama bu sana şimdi verildi. Ahiret hakikaten verilecek mi sana? Verildiyse sana verilecektir. Verilene verilecektir. Verilirse verilecek. Verilene verilecektir. Çünkü verilmeyecek değilse verilmezdi. Vermek istemeseydi istemeyecek. İstemek vermezdi. Bunları bilip yani verilmemesi daha, cehennemden daha büyük. Tabii canım cennette gittik Allah Allah bu. Ulan bu acayip şeyler duymuştuk ya. Nur, mana, şeceri, hilkat, Nur-u Muhammedi. Unutmayacaksın ki. Ya cennetin üstü arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz.
Cebrail'den önceydim, cennetten önceydim. Ya bunlar nerede ya? Bunlar neredeydi ya? Hiç bilene bilmene eşit olur mu? Peygamberimiz Miraç'a gitti. Cennete gitmek için mi gitti Miraç'a? Soruyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennete gitmek için mi oraya gitti, Miraç yaptı? Versin Müslüman cevap. Peygamberimiz cenneti göreyim, cehennemi göreyim, cennete gireyim diye mi gitti? İdris Aleyhisselam gitti zaten oraya. Bir daha gelmedi adam. Niye gelsin ya? Girdi çıkmadı ya. Özledim. Girip çıkmadı İdris Aleyhisselam. Peygamber ya. Bir terim settireyim. Dedi ki ya Rab cennetini görmek istiyorum. Ama söz ver. Girdim çıkacaksın. Tamam ya Rabbi dedi. Girdi bir baktı ki ooo çıkmıyorum dedi. Ya İdris hani söz vermiştin? Tamam ya Rabbi. Söz sözün üstünde. Üstün söz aşağıdaki sözün galibidir. Ben söz vermiştim ama sen de söz vermiştin ki cennete kim ne isterse verilecek diye. Ben de istiyorum şimdi. Allah'ın böyle güzel kulları var değil mi? Keyif al. Hoşumuza gitmedi mi? Üstad diyor ki nebimle övünüyor. Sıfa değil. Uçağı yapana diyor. Nebimle övünüyorum demiş uçağa bakarken. Üstad ne kadar kültürlü. Ulan gavur yaptı onu falan demiyor bakın. Mahşerde elimizden tutarsa biz de övünürüz ya. Ya. Evet. Nur-u Muhammed'de şey var. Uzattığım gibi gözüküyor ama rahat kavrayalım diye. Ya çünkü Miraç gecesi, Miraç dersi uçup gidiyor ya. Değerlendiremiyoruz. Şimdi ona hazırlıklı olalım diye salı gününe şimdi yapıyorum. Elbette çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır. Çok konuştuğumuz için de şey yapmayacağım. Ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere meyve ve bak en meşhur meyve en muhteşem semere meyve semere değil. Daha cami. Girmeyeyim ona. Semere ile meyve farklı. Daha cami. Salatla namaz gibi. Korkuyla haf gibi. Umumun nazar-ı dikkatini celbeden ve arzın nısfını yani peygamberimizin hayatı bütün insanların dikkatini celbetmiş arzın yarısını yani coğrafya itibariyle Müslümanların yaşadığı yer dünyanın yarısını insanlığın humsunun yani beşte birini nazarını kendine hasreden ve mehasin-i maneviyesiyle alemi ya nazar-ı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise, meyve kimdir? Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan onur ilk. Onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretini görünecektir. Yani meyve. Ama üzerini kaplamış çekirdeğin meyve. Bu çekirdek ama çıplak. Glafilatif bir bedeni misali deniliyor şu. Ey Müslümi, ey duyan, işiten, takip eden bunu. Şu acip kainat azime bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibat etme. Yani bu 18 bin alem bir insanın yaratılmasını akıldan uzak görme. Niye? Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? Kocaman çınar ağacını, ben çok şeye hatırıma geliyor, Bursa. Bu dersi hatırlarsınız, Bursa'ya gittiğiniz zaman, çıkarken daha çıkın, eğer gittiğinizde lütfen bir çıkın, bu tefekkür için yeter. Kocaman, alameti kıyamet, ya 500 mi, 700 senelik bir yaşı var. Tabelası var. Ondan sonra hem kadar bir çekirdekten halk etmiş. İşte şecere-i kainat, şecere-i tuba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dallar aşağıda olduğu için aşağıdaki meyvenin makamından ta çekirdeki aslı makamına kadar nurani bir hayt-i münasebet var. Yani
şöyle bu dünyada böyle büyüyor ya aşağıdan yukarıya. Ahirette ise böyle değil. Her şeyin aslı yukarıda. Misal verdim kafa gibi. Maneviyatlarda öyle oluyor. Kesiflerde aşağıdan yukarıya büyürler. Maneviyatlar yukarıdan aşağı, ampul de yukarıda ya. Burada ters yapıyoruz, alt üst oluyor. Mesela kaloriferleri aşağı halının altına koyuyorsunuz, bir sürü alerjik hastalıklar türedi. Bütün o mikropları canlandırıyor. Ameliyathaneler niçin şeyin hastanenin en dibinde yapıyor? Soğuk, bitki üremesin diye, mikrop üremesin, mikrop üremesin diye. Şimdi orada ıslak ayakla bastığın bir sürü mikroplar var. O sıcak ortam verince mikrop ürüyor ve yukarı çıkıyor, teneffüs ediyorsun. Bir sürü hastalıklar çıkmış. Ben bir gece yatamıyorum. Niye buna girdim? Bu arada misal verirken bir şey tamir edeyim dedim. Şimdi burada da böyle. Yani dünya, bu aşağıdan dedik ya, eğer karıştırırsan karışık oluyor. Ahirette ise bu tamamen tersi. Yukarıdan aşağı büyür, ampul gibi. Yukarıdan aşağı ısıtıyor. İşte şeceri kâhine, şeceri tuba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dallar aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeği asli makamına kadar nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte Miraç o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir. Yani o meyvedeki çekirdek ile kökteki çekirdek arasındaki irtibattır. Onun arasındaki alakadır. O alakayı kurduğun zaman o zaman bütüne geliyor. Yoksa gelemiyorsun. Şimdi Miraç kuruyor sana bu bağlantıyı. O zaman Miraç nedir diye şey yapınca? Miraç nedir dediğin zaman o meyve makamından, meyvedeki çekirdekten kökteki çekirdek arasındaki bağın adıdır. İşte Miraç o, işte o Miraç, işte biliyoruz Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam Kemalettin Meratip'teki seyri sülük. O seyri sülük olunsa, seyri sülük olunca o zaman bağlantı kurulur. Yoksa bağlantı kurulamıyor. Şimdi Hakikaten Miraç anladım. Şimdi Hakikat-ı Miraç'ta şimdi bir şey anlatayım da. Hakikat-ı Miraç orada harika bir şey yaptı. Onu da anlatıp keseceğim ama şunu şey yapayım. Hakikat-ı Miraç'ta fakat onu da tutalım. O sorunu tutalım. Şunu ben getireyim sonunu. Cümlesini getireyim. Peki okuduk da ne işimize yarayacak? Onun sorusu olacak. Tamam. Diyor ki, işte Miraç o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam o yolu açmış. O yolu açmış. Tamam. Bu kadar anlattık. Ne işime yarayacak? Bir zatı mı anlattık? Bana ne faydası var bunun? Yolu açmış. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve o kapıyı açık bırakmış. Niçin mesela daha önce Resul değil miydi ki risaletiyle geldi? Hemen o sorulara cevap vereyim. Risaletiyle gitmemiş. Velayetiyle gitmiş. Sebebi, eğer risaletiyle gitmiş olsaydı bütün Resuller aynı hakikate mazhar olurdu. Bütün peygamberler miracı vardır. Asıl imamlarında da vardır. Ama buna miracı asgar denilir. 6. şuada şöyle geçer. Miraç-ı Ekber-i Muhammedi'de söylenen o sözler, Miraç-ı Ekber denmesi için Miraç-ı Asgar lazım. Yüksek masayı getir. Demek küçük masa da var. O beyaz adam, o siyah adam. Yani kıyas. İşte Miraç-ı Ekber dendiğine göre zamanım geçti mi biliyor. Epey geçti. Bitireyim ama. Bu Ekber denmesi için Asgar da lazım. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 33 tane miracının en büyüğüdür bu. Ama o yolu açık bırakmış. Peki bu Miraç-ı Ekber olmasının risaleti miydi mebde? Hayır. Velayeti. Velayetiyle gitmiş. Yani bu büyük peygamberin hayat boyu aldığı fazilet ve kemalatı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ayetten almış.
O velayetine diğer peygamberler yetişemediği için diğer peygamberlerde bu Miraç Ekber yoktur. Miraç Asgar vardır. Bize ne kar var onu da okuyacağım ama velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Ve o kapıyı açık bırakmış. Arkasındaki evliya-i ümmeti ruh ve kalbiyle o cadde-i nuranide Miraç-ı Nebevi'nin gölgesiyle seyr-i sülük edip istidatlarına göre makamat haline çıkıyorlar. Şimdi neticeyi söylüyorum bu kadar şey. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam meratib-i kemalata seyr-i sülükünden ibarettir Miraç. Hakikat-ı Miraç nedir? Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam meratib-i kemalatta seyr-i sülükünden ibarettir. Meyveden çekirdeğe dönmüş. Yani Cenab-ı Hakk'ın şimdi bize bakacak az bitiriyorum ya. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isimler. Allah'ın mahlukata 18 bin aleme, 18 bin tecelli ettirdiği isimler unvanlarla saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir sema tabakasına gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa gezdirmiş. Devam etsek mi buradan? Az da biraz da gidip o mahsusa abd-i mi diye birer birer o abd-i mahsusa göstermekle o abd-i hem bütün kemalat insani cami. Çünkü bak arkadaşlar, kainata Allah bütün esma tecelli etti mi? Etti. Onun kainatın nefsi var mı? Yok. Ne yaptı? Esma'yı gömmedi. Tecelli ettiği gibi gözükmüş. Peygamber aleyhissalatü vesselama da esma vurduğu gibi gözükmüş. Yutmamış ışığı. Tamam. Bütün kemalat insani cami peygamberimiz. Bak ne anlatacak şimdi sana. Hem bütün tecelliyat-ı ilahiye mazar, hem bütün tabakayı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetinin delalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelli ve tılsım-ı kainatın keşafı yapmak için bu rakab indirip berk gibi semavatı seyrettirip kat-i meratip ettirerek kamervari menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i ilahiyeyi temaşa ettirip o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek ta kabu kavsene makamına çıkmış, kabu kavsene makamına çıkarmış, ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır, şu yüksek hakikatin diye devam ediyor. Bu diyor ki, bu hakikati beşeri hediye getirmiş. Miracını. Çünkü niye? Bu hakikati şifre ve sembol olarak hepimizin ruhunda var. Eğer esmayı yutmayıp, esma ve sıfatı yani Allah'ın esmasını ne kadar mazhar olursak, tamam mı? Ne kadar Allah tarafından tecelli gösterirsek biz onu, bizde de bu miraç oluyor. Onun için daha çok bize bakıyor. Ama fikri miraç olur, hissi miraç oluyor, mahiyet miraç olur, hakikati miraç oluyor. O sırrı bizde konmuş. Çünkü bir abd-i mahsustaki bu ahlakı sirayet ettirmek için o kapıyı açık bırakmış. O kapıdan bu sıra mazar olanlar da giriyor. Yani dolayısıyla hepimizde bu kanuniyet var, ona has ve mahsus değil. Yani biz de cüziyetten külliyet kesbedersek, mesela İbn-i Miraç bahsinden diyor ki herkes diyor sufliyetten ve cüziyetten tecerrüt edemeyip külliyet kesbedemiyor diyor. Cüziyetten ve sufliyetten tecerrüt edip külliyet kesbedemiyor. İşte onlardan tecerrüt nispetinden. Bak ne dedi? Tecerrüt değil mi? Arkadaşlar, Miraç olabilmesi için, sahabe olabilmek için, çok sebap kazanmak için, bu anlatılan makamlara çıkmak için ibadet denmiyor. Tecerrüt, terklerle oluyor. Sahabenin Kur'an'da metü sena edilen en büyük sıfatı nedir? İsar hasretidir. İsar hasretidir. İsar hasretidir. İsar ne demek? Kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım.
sahabiye hanımlar, annelerimiz hurmalıkta hurma toplarken tesettür ayeti gelmiş. Tamam, bu hurmaları eve götürelim de ondan sonra örtünüz dememişler. Duydukları anda hemen bezi boşaltmışlar, hurmayı örtülmüşler. Sahabeler terk çok kuvvetliydi. Terklerimiz çoğalırsa bak, cüziyetten külliyete, yani çok sevap kazanmak için ibadet değil, la ilahe lel lazım. İllallah sonra. Terk, terk. İki saat iki tane cüz okuyacağına Allah'ını seversen, sabaha kadar iki tane cüz Kur'an okuyacağına 10 dakika televizyon seyretme. Televizyon seyretmeden yat, cüz okuma. Televizyon seyretme. Çünkü takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmektir. Meniyat defi mefasittir. Yani terk var. Ötekisi ise günah içtinaptır diyor. İçtinab-ı kebay. Aşağıda kendisi tanımlıyor. Meniyattan ve günah. Meniyat günah değil. Günah terk, terkten bahsediyor. Terk. Terk. Terklerimiz ne kadar kuvvetli olursa o kadar terakki olur. Sahabenin namazı olmayanlar vardı. O kadar şey, Ahmet bin Ahmet 1 milyon hadis ravisi, 1 milyon hadis nakleden sahabe yok. O kadar bilgisi yok. Ama yetişilemiyor. Çünkü sahabenin terki çok kuvvetliydi. Terk, terk. Çok bir ibadet, sabaha kadar namaz kılmak değil. Sabaha kadar yatmak. Ama televizyon seyretmeden. Sabaha kadar ibadet yapmak değil. Sabaha kadar horu horu yatmak ama o eve git yat yıkıl. 2 sayfa, 1 sayfa Risale oku. Yat aşağı. Televizyon seyretme. 12'den 12, 10 geceye kadar televizyon seyret 10 dakika. Vallahi sabaha kadar ibadet et. Keşke etme. O ibadette kalsın, 10 dakika seyretme. Çünkü tahribat kolaydır. Et-tahribul eser. Tahrip öyledir. Terkler bir insanda ne kadar fazlaysa o adam terakki eder. İstersen yapmasın. Zaten farzların dışında şey bizi şey yapmıyor ki. Ahir zamandır. Ve ahir davagun enilhamdülillahi rabbil alemin. Zamanı uzattığımdan dolayı özür diler, kusura bak. Hakkınızı helal edin. Gecemiz ve gündüzümüz mübarek eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse onları haberdar eylesin. Bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak cinlerden, şeytanlardan, erbaa habise ve mevadi şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlara İslamiyet'e yardım eyle. İttihad-ı İslam'la ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip-i müvesser eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza bereketullah ve kıbretullah nasip eyle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن أولو الألباب ما شاء الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ما
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة